Nazım Bey tamam, siz girmeyin oğlum, bunlar karınca konuşacaklar. Biriyim. Sabırımız sınırlı benim sorulama. Bizim başımızı yakmayacaktınız. Bak benim sabrımı sınırlama. Orada yalan konuşarak benim akşamımı sıkma. Siz sanki çok biz sizin başınıza yaptık. Ama kayınpederinle ilgili. Sanki çok namussuzsunuz da şereflisiniz. Adana zaten bıkmış. Osmanlı zaten sizden bıkmış lan. Sizden bıkmış. Emniyet sizden bıkmış. Şimdi Ümmü Gülsüm, kocanla ve kayınpederinle ilgili iddialarda bulundun. O iddiaları hemen hızlıca bir tekrarlamak istiyorum. Ekran başındaki seyircilerimiz hangi iddialarda bilmeyenler, yeni açanlar için. Bir, kocam beni hep babasına teslim ediyordu. Babamın kölesi olacaksın, ne dersem yapacaksın derse diyordu. Babam o ne derse sen onu yapacaksın. Asla bu evlilikte kocam yoktu. Evet. Ben kayınpederimle yaşamak istemiyordum. Kocam o evde yaşama konusunda baskı yapıyordu dedin. Kendisi 17.000 lira maaş alıyor. İstese çıkabilir eve. Var mı delilin? Var mı delilin? Delilin var mı? Ortaya koy. Evin içine gizli kamera yerleştiremem ben. Evin içine de gizli kamera yerleştiremem. Merak etme, tüm park bahçeler babanı biliyor. Yerleştir. Burada gördüğüm şeyleri bana söylettirme Ferdi. Benim babam sana 7 gün 24 saat baktı. Senin çocuğuna... Hangi gözle baktı onu da söyle. Benim babam hastaneye... O vicdanı çatıma. Bak, kadese niye basmadan? Kadese niye basmadan? Çok mantıklı bir şey soruyor. Annen konusunda yukarı çıkmasın, nikah kıyılsın diye kadese basan Ümmü Gülsüm. Bunu gördüğünde niye kadese basmıyor? Şimdi söylediklerinde tutarsızlıklar var Ümmü Gülsüm. Esra Hanım şöyle sürekli benim telefonumu elimden alıyorsun. Neden? Sürekli telefonu aldığında sen balkondan çıkıp polis çağırın dediğinde polis gelir. Ben polisi çağırmaya çalıştım. Kaç defa benim telefonumu elimden aldılar. Bunu anneme de anlattım, biliyorsam. Polis çağırın desem polis gelir. Mahalle hepsi kendini destekliyor Esra Hanım. Kimisi sevgilisi, kimisi yattığı dostu. Yapma lütfen. Bütün mahalleyi ve o bölgedeki insanları buraya bitmeyin. Zan altında bırakmayın. Şimdi bazı şeylerde tutarsızsın. Mahallemi karıştırma. Bizim semtimizi karıştırmayın. Hiç lütfen o insanları zan altında bırakmayın. Bak karıştırmayın. Tamam geç orayı. Niye karıştırmayayım çünkü foyalarını... Hayır geç orayı. Geç orayı. Oraya geçeceksiniz. Şimdi hani bazı bir takım tutarsızlıklarım var. Esra bir söylemek istiyorum. Şimdi her seferinde anneni... Bir dakika. Anneni uzaklaştırma almaya giderken... Yakın tarihli de annenin yanına gelmeden bu son Ocak'tan sonra da aldığında da bir karakola gittiğinde kayınpederim de bunu yapıyordu diyebilirsin. Ama sen sadece şöyle annenden Hanım, bahsediyorsun. Bana diyorlar ki ben mesela karakola gittiğimde karakoldan emniyet... Allah'ını seversen böyle bir şey bana olmaz. Diyorlardı ki... Bana iftira atıyorsun. Bunu sana kanun mu verdi, bu uzaklaştırmayı bu adam mı aldırdı? Kanun verdi sadece. Tamam. Kanunun üzerinde hiçbir güç yoktur. Evet. O makamlarda bulunanlar bile değişebilirler ama kanun ve koruyucu olan her şey... Ben karakola gittiğimde karakol zaten hepsinin tanıdığı. Bak, koruyucu olan bana her şey ki, karakolda orada. Hepsiyle samimi, kimisiyle akraba, kimisiyle samimi. Siz kayıp başvurunuzun düştüğü farklı bir ildesiniz. Farklı bir ile gidiyorsunuz, ben kayıp değilim dediniz mesela değil mi? Evet. O zaman içinde bulunduğunuz mağduriyeti anlatsaydınız. Sizin bu konuda şu anda dile getirdiğiniz konuda... Bana orada sadece kayıp... Hayır, şu anda bakın dile getirdiğiniz konuda bir ifadeniz yok. Halbuki siz o apartmana, o meşhur apartmana taşındıktan sonra emniyet, karakol sizin evden çıkmamış. Bu kadar karakol geldiğinde ben söyleyemedim ki. Bakın, kaç defa geldi? Kaç defa kadese bastı? Kavgalarımız ne zaman evlendiniz? Dinle, dinle. Avukat hanımı dinle. Ağustos'un 24'ünde. Güzel konuşuyor bak avukat hanımı orada güzel konuşuyor. Dinle. Nasıl? Ağustos'un 24'ünde. 24 Ağustos'ta annen 21 Ağustos'ta benim kızım tedavi amacıyla koruma altına alınsın diye 4 sulh hukuk mahkemesine müracaatı var. Şöyle benim kızım madde kullanıyor, çevresine zarar veriyor şekilde şey yapmış. Mahkemenin içeriğini söyleyebilirim. Ben anne olduğu için ve benim kızım korunsun dediği için ben ciddiye alıyorum. Yaşam tarzı var, bedeli zarar veriyor. Ve ben de gittim heyet raporu. Ben de gittim heyet raporu çıkarttırdım. Yani yaklaşık 5-6 tane doktora girdim. Ümmü Gülsümcüm bak Annem bunu aldıktan sonra sen uzaklaştırma alıyorsun ki annen sana yaklaşamasın, bu nikah kıyılsın diye. Evet. Yani ya o yüzden annem zaten seni, sürekli tartışmalarımız oluyordu, sürekli kavga ediyorduk. Annen senin... bizim niye? Yukarıya geldiğinde dedi ki ne, sen dedi Nazım... Kin şeyler söylüyor. Aynen, Nazım'a söyledi ki, Nazım'a sorun. Sen Esra dedi... Evlenmeni doğru, isteseydin nikahın benim kızımdı. O doğru işte, benim... o doğru. Bunun üstüne tamam, niye şikayet edeyim? Sen annen seni kısıtlasın, istediği zaman bu nikah bir an önce kıyılsın diye annene uzaklaştırma alıyorsun. Bunu anlatmaya çalışıyorsun. Sen almadım. Anneni terk ediyorsun, bu insanlarla saf tutuyorsun. Ben nikahtan önce tamam almış olabilirim ama nikahla hiçbir bağlantısı yok. Az önce sen Nazım Bey hakkında çok çirkin bir ithamda bulundun değil mi? Annene de bunu söylediysen annen bu cümleyi kurar. Bu cümle senden çıkıyor. Bak, bir kadının bu konudaki beyanı esas alınır. Evet. Aynı aile içerisinde, aile dediğiniz yer dört duvar arasıdır. Bak, ne yaşandığını siz biliyorsunuz, kapalı bir kutu ya, ama şekil itibarıyla gördüğümüzde aile mahremiyeti çekirdek alan o evde yok. Ne derseniz deyin, şekli anlamda yok. Bir de üstüne, sen bu iddiada bulununca Nazım Bey ile ilgili olarak bu iddialar dikkate alınır. Ve yapmayın. Her söylediğiniz iddialarınızın arkasında durun, gereğini yapın. Şimdi Nazım Bey'e şu soruyu soracağım. Nazım Bey, dünürünüz Songül Hanım, biraz o cümleyi tekrarlamayacağım. Evet. Biraz önce Ümmü Gülsüm'ün ifade ettiği şeyi siz de duydunuz. Büyük ihtimal orası biplendi. Bunu Songül Hanım mı gelip eve söyledi? Bir dakika. Şimdi... Ve bunun üzerine mi Ümmü Gülsüm annesine uzaklaştırma aldı? O bu cümleyi kim kurdu? Beni de o gün o gün beni şikayet etti. Ben Allah kitap söylesiymişim ben buna. Dedim ki yapma teyze, ben böyle bir şey demedim. Şahidin var mı dedim. Gülsüm de dedi ki baba dedi, şu anda dedi beni de böyle yaptı bu dedi, sana da çamur atar bu dedi. Dedi mi böyle bir cümle? Ben Adana dedi, çok rezillikler çektir dedi. Baba bu sana da çamur atar. Şimdi, benim annem böyle dedin mi? Dedim. Dedin. Peki. O saatten sonra anneni uzaklaştırma mı aldın? Evet. Ya çünkü ben o olayda yani nikahla hiçbir bağlantısı yok. O konuda... Aldı, bir ay aldı. Peki, dediğinde de ben şey yapamazdım yani. Sana. Savcıya ben bizzat gidip de demedim ki ben nikah kıyacağım, uzaklaştırmazdım demedim. Buyurun. Bu olayın üstüne alırım yani. Nazım Bey. Esra Hanım, Esra Hanım bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi bu Ümmü Gülsüm bu arada bunun annesi bu ilk evlendiği eşinden ayrılıyor. Ankara'da bir tane komiserle evlenmiş. O komiserin oğlunu aradı. Dedi ki Murat abi benim başıma dedi böyle böyle işler geldi dedi. Madem aşk yaşamadınız niye seni almadım ya diyor. Hadi bunu da açıkla. Seni almadım ya. Ne ettin? Anlamadım. Avukat Murat Taş'ı bağlan Esra Hanım. Tamam. Esra Hanım bağlanacak bugün. Ümmü Gülsüm. Şimdi şu cümle çok önemli. Bu benim şahsı aradı. Avukat Murat Taş aranacak. Nazım konuya atlamayın. Songül. Anlamıyorum seni, duymuyorum. Avukat Murat Taş aransın. Tamam. Murat Taş'ını da bağlayayım. Neyse bağlayın. Acil bağlasınlar. O mahkemeyle ilgili evraklarım da var elimde. Hepsinin var elimde. Esra Hanım hedef şaşırıyorlar. Sen bu cümleden sonra. Sen... Hadi arkadaşlar son günümü çıkartalım. Sen bu cümleden sonra annenden uzaklaşıp bu insanlara sığındın. Babacığım sana da bir iftira gelmesin diye. Değil mi? Evet. Ve bu olayı yani bu cümleyi karakolluk oldular ya. Bu cümleyi kim karakolda söyledi? Hangisini? Bu senin kayınpederle mevzunu. Ben söyledim. Dedim ki annem dedim yukarıya dedim geldi dedim. Aynı dedim bu şekilde dedim söyledi ve bu Ferdi ile Nazım'da ben şahit yazdırdım, sorabilirsiniz. İkisinde ben şahit yazdırdım. Doğru. Evet doğru şahit yazdırdık. Peki ondan sonra uzaklaştırma. Evet yani nikahla hiçbir bağlantısı yok. Savcıya gidip de bizzat demedim ki ben nikah kıyacağım uzaklaştırma istiyorum demedim. Peki son kavgada 30 Nisan'da siz kocanla, sen annenin yanına iniyorsun. Artık Ferdi'yi terk ediyorsun. Ferdi kapıya geliyor, sana yalvarıyor yukarı çık diye. Sen de diyorsun ki ben gelmeyeceğim. 28 Nisan'da Esra Hanım, ben normalde kendinin yanında da inmeyecektim. Kendinin yanına da inmeyecektim. Ben direkt gidecektim. İndin. Ferdi'ye sorabilirsiniz. Bugün annem Ferdi'yi aradı. Dedi ki ne Gülsüm'le dedi hastaneye dedi sen git dedi. Ben dedim ki hastaneye gideceğim dedim anneme. Hatta Ferdi'yi aradı dedi ki annem. Gülsüm'le dedi hastaneye dedi sen git dedi. Dedi mi demedi mi Ferdi? Akşam biz baban kahveye gittiğinde... Anlamadım bir daha söyle. Diyorum ki biz baban kahveye gittiğinde biz seninle otururken ben annemle tartıştım hatırla. Sana ne dedi Ferdi oğlum Gülsüm'ü hastaneye sen götür dedi değil mi? Evet öyle söyledi. Evet. Peki, yoksa eğer hayır dedim, sürekli baskı yapmasa ben yanına hayatta inmeyecektim. Ferdi o gün annenin elini öpüp elini öpeyim anne bu küslük dargınlık bitsin dedi mi? Her dakika anası. İlk baş sakin bir şekilde geldi konuştuk ondan sonra bana dedi ki benim de daldığım eşyalar dedi verdi. Söyle Ferdi. Bak her dakika anası Ümmü Gülsüm Taşan'ı rahatsız ediyordu. İşte gel, işte seni kaçırırlar, işte çocuğun başına iş gelir, işte sosyal hizmetler onu alır. İşte ama sana da seni çok seviyorum. Ferdi'cim ama sana da diyor ki al diyor Ümmü Gülsüm'ü çocukları diyor sen hastaneye götür diyor. Bu da Songül'ün sana güvendiğini gösteriyor ama ya. Ama ben de işe gidecektim Esra Hanım. Ben de işe gidecektim yani. Peki. Çünkü benim kaçacağımı biliyordu. Ben kendine dedim ki ben dedim gideceğim dedim. Yalan söylemesin benim gideceğimi söyledim ben ona. O da dedi ki sakın dedi bir yere gitme dedi. Murat abin dedi Galip amcanı benim yanıma getirecek dedi. Biz dedi Adana'ya gideceğiz dedi. Tamam Ümmü Gülsüm'cüğüm o gün ama siz yine bir şekilde Ferdi ile karakolluk oldunuz mu? Oldunuz. O günden, yok o polisi günden sonra olduk. Tamam polisi çağırıp şikayetçi oldun değil mi Ferdi'den? Evet o gün çünkü geldi bana dedi ki benim dedi aldığım eşyaları dedi ver dedi. Ben de dedim ki ben dedim vermiyorum hizmetçiliğini yaptım. Telefonu istedi senden. Evet telefonla yüzü istedi. Ben dedim ki ben dedim 8 ay senin hizmetçiliğini yaptım vermiyorum dedim. Ama sen o gün karakolda da o cümleyi Ferdi kurmuş gibi söylüyorsun. Hayır. Halbuki senin annen diyor ki işte kayınpederim bilmem ne, kocam bilmem ne diye. Sen karakolda başka bir ifade Hayır ben direkt dedim eşyaları istedi dedim verdiğim eşyaları dedim. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.